Fatih'in tablosunu satın aldıysan Ayasofya'nın cami olmasına neden karşısın? Önceki gün medya epey konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'da bir müzayedede satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet'in bir yağlı boya tablosunu yaklaşık 8 milyon liraya satın almıştı. Destekleyenleri aynı şık bir hareket dedi yığınlar halinde. Haberi okur okumaz hemen İmamoğlu'nun eli arkada poposunun üstünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini teftiş etmesi gözümüzün önüne geldi. Yol üzerindeki Gülbahar Hatun türbesine bir ayak darbesi indirdi mi onu net olarak göremedik videodan. Ama orada olanlar vurdu dediği için medyada bu bilgi de sıkça paylaşıldı. Tabii bu olumsuz manzara Ekrem İmamoğlu'nun her daim sıcacık minnoş görüntüsüne zarar verecekti. Ve bir şekilde düzeltilmesi gerekmekteydi ki Londra'daki müzayede imdada yetişti. Bu açık artırmayı haber verdiği söylenen İBB Dış İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Alkanak'a bence ödüllendirilmeli. Zaten İBB'yi temsilen müzayedeye de o katıldı. Mesele tablo değil Ekrem Bey. Lakin mesele İmamoğlu'nun eli poposunda Fatih Türbesi ziyaretiyle de sınırlı değil. Başlıkta da ifade ettim. Fatih'in tablosunu satın alan Ekrem İmamoğlu, tuttu Yunanistan'da yapılan Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansa katılıp Yunan gazeteci Alexis Papakelas'ın kendisine yönelttiği Ayasofya ibadete açılmalı mı sorusuna Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor cevabını verdi. Seçmen kandırılmaya müsait bir müşteri mi gözünüzde? Sayın İmamoğlu bakımından sorun şuradaydı. 1. İstanbul'u fetheden padişah, sizin tablonuzu satın aldığınız Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisi. 2. Şehre girer girmez Ayasofya'da namaz kılıp o günden ilk müjdeyi veren ve hemen ardından Ayasofya'yı onararak camiye çeviren yine Fatih Sultan Mehmet. O dört minareyi efsanevi isim Mimar Sinan'a diktiren de Osmanlı ve Fatih'in torunları. Peki şimdi tablo alınınca her şey unutulup gidecek mi? Yetmedi mi bu algı rüzgarı? Hala seçmeni inşaat müteahhitliğinden edinilen tecrübeyle kandırılmaya müsait müşteri gibi görme ısrarı neden? Fatih'in torunu Abdülhamit'e aşağılık diyenleri destekliyorsunuz. Oysa seçmenin size verdiği avans çoktan miadını doldurdu. Haberiniz var mı Ekrem Bey? Daha bitmedi. O satın aldığınız tabloda resmedilen Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Osmanlı'nın en kritik zamanında saltanat koltuğuna oturup ülkesini geliştirip düşmana toprak kaptırmadan yöneten ama ne yazık ki batıcı müfredatın yetiştirdiği İttihatçı çetelerin darbesiyle devrilen Sultan Abdülhamit'e ağız dolusu küfredip aşağılık diyen bir merdane meczubunun yönettiği TL1 kanalına reklam ve benzeri yollarla destek çıkmaktasınız. Verdiği sözü tutmak, yalan söylememek ve ayıp nedir bilmek. Amacınız nedir? Bu ülkenin geçmişindeki tarihi değerlerle savaşmak ve onları aşağılamaya hizmet etmek mi? Bir tablo satın alınca ortada olup biten gariplikler görülmeyecek mi? Bakın burada kent yönetiminde yapamadıklarınızı, gaflarınızı, tuhaflıklarınızı, tatillerinizi, itici konuşma biçiminizi filan gündeme getirecek değilim. Ama şu kadarını söylememe izin verin. Verdiği sözü tutmaktır, yalan söylememektir belediye başkanlığı. Hizmet etmektir, suçu sürekli eski yönetimlere atıp sorumluluktan kurtulma kurnazlığı değildir. Varsa sorunlar, onu bilerek belediye başkanlığına talip olduğunu unutmamaktır. Bir de ayıp kavramı ile ilgili iyi bir eğitimden geçmektir belediye başkanlığı. Fuat Uğur.